Herkese merhaba arkadaşlar, The Best Inside'ın birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu hikayeli bir korku oyunu. Uzun zamandır video çekmiyordum, uzun zamandır dedim de bir hafta. Sebepleri şu arkadaşlar, eskisi kadar fazla oyun bulamıyorum. Bu kapı sürekli oynuyor galiba, anasının amı kaşınıyor, ben de anlamadım. Zaten sinirli olduğum için bu korku oyununda fazla kızacağıma inanmıyorum. Çünkü sinirli olunca hiçbir şeyden korkmuyorum. Tamam abim, cansın abim. Zorluk seviyesini seç. Macera, hikayeyi merak edenler için. Standart, dengeli seviyede bulmaca ve aksiyon öğeleri. Canavar, amına koyayım, daha isim de bulamamışlar, zor dememişler, canavar demişler, yuh amına. Canavar yarrağını içine almak isteyenler içinmiş. Bir oyunun tadı standartta çıkar. Fazla zorlanırsan oyunun tadı kalmaz. Az zorlanırsan da kalmaz, en iyisi standartta bütün oyunlar oynanmalı. Başlıyoruz. Aşırı karanlık bir ortam, yani bu kadar karanlık bir oyun olamaz herhalde. Where am I? Bir kadın sesi geliyor, neredeyim ben falan diye. Ağlıyor galiba. Adamda bir tane bahçıvan makası var. Kasap şey, onun kasap bıçağını dinle neydi amına. Oha! Adamın kafasına samuray kılıcı geçirmiş. Adam! Şu an bir tane katilin gözünden izliyoruz olayları. Adamı nasıl öldürmüş psikopat? Amını siktim mi seri katili seni? Acımadan hem bir şey yok ki. Orası bu çocuğu seri katil. Niye o sinirliyim? Öldürürüm lan. Anne balta aldı. Bak sabahtan bu kadının sesi geliyor. Oha lan, kadını bir odun gibi yaracak mı acaba? Yaklaşma. Valla galiba yaklaşacak. Ne oluyor lan? Hış mış diyor. Kadın yapma diyor. Ama katil tabii ki de acımayacaktır. Yapacak mı lan acaba, kadını mı öldürüyor? Aha. Allah'ım sen rahmet eyle. Bir hafta önce. Bu olaylardan bir hafta önceye dönüyoruz şimdi. Kadının kafasını yarmadan önce. Bir hafta önce güzel bir hayatları varmış galiba. Şarkıya da bak. Zaten korku filmleri de hep böyle mutlu başlıyor ha. Korku filmlerinin %90'ı bir partide başlar. Partide herkes götünü mötünü verir. Ondan sonra bela bulur onları, öyle başlar. Bütün korku filmleri öyle ilerliyor. Şehirden uzaklaşacağım, doğanın çağrısını hissedeceğim diye tutturan sende. Bunlar galiba arkadaşlar bir şeye gidiyor. Hafta sonunu bir köyden mi geçirecekler ne? Karı koca. Baba ölen kadın değil miydi? Oyunun başındaki kadın. Ben de o kadının kocasıyım galiba. Birlikte şeye gidiyoruz. Kafa dinlemeye köye gidiyoruz. Hafta sonu ile geçireceğiz. Evimiz de bu. Oğlum köyde böyle büyük ev yapılır mı lan? Ne kadar vizyonsuz bunlar ya. Köyde 2+1 küçük bir ev yapacaksın ya da 1+1. Bir ev, 2 gün kalıp geleceksin. Bu nedir amına koyayım, şato yapmış bunlar? Zaten bunu temizlemesi 1 ay sürer amına koyayım. İçeri gireceğiz. Böyle büyük bir evim olsa gerçek hayatta direkt satılığa koyarım amına. 3 saatlik araba yolculuğundan sonra vardık. Mekan huzurlu ve sessiz görünüyor. Hayatım orada durmasana. Koliler kendi kendilerine yerleşecek değiller ya. Tamam tatlım, hemen gelip sana kolileri taşımanda yardım edeceğim. Götümüzün sikileceği ev burası. Evet, götümüzün sikileceği ev tam olarak. Kuyu da var amına koyayım, bir korku üyesi daha. Şimdi bu kuyuyu açarsak kim bilir içinde kaç tane iskelet çıkacak. Kafatası mafatası. Orada odunlar var. Biraz etrafı inceleyelim bahçeyi. Ola ki evde bir sıkıntı çıkar, nereye kaçacağımı bir önceden planlayayım. Burada bir çardak var. Karıcım bana ne dedi? Dedi ki bagajdan şeyleri al, içeri gel dedi. Şöyle kapıyı açalım. Bagaj nasıl açılıyor? Kilitlenmiş. Nasıl bir kocayım daha amına koyayım, bagajı açmayı da bilmiyoruz. Cahil adam bagajı açmaya çalışıyor, HD izle. Hayatım bagajı açamıyorum. Neyse bence bu tatili iptal edip eve dönelim. Bu bir işaret olmalı. Ya şu nedir örneğin? Şu ne, şöyle bak. Terbiyesizlik. Emma wanted me to take the boxes inside. Kolileri içeri taşımalıyız. Kolilerimiz bunlar ha. Bir kerede kaç tane taşıyabiliyoruz? Üst kattaki masanın üzerine koymamı istedi. Evet. Üst kattaki masa. Eve bak lan. Oh my god. Çok korkutucu görünüyor. Şuraya mı koyacağım, bu ne? Dikkat işareti. Baston. İçeriden bir duş sesi mi geliyor, bana mı ele geliyor? Aşkım duş mu alıyorsun? Hadi birlikte alalım. Uzun bir yolculuktan geldik. Temizlenmeyelim mi? Karı koca banyo. Evliliğin en güzel anıdır. Aç lan kapıyı. Karıma böyle şakalar yapmayı çok severim. Ama utanıyor bak, hoca evlenmişiz hala benden utanıyor. Şuraya mı koyacağız kolileri yav? Herhalde ki şuraya koyacağız. Ama ne koyayım, birini koyduk öbürü düştü.
Bu ne lan? Jattır baba. Bir evde böyle bir heykel varsa o evin lanetli olmama ihtimali yok. Mutsuz görünüyor, üzgün melek. Üzülme küçük dostum, kanatların var ve benim aksime daha iyi yerlere uçabilirsin. Ne diyor bu amına koyayım ya? At bunu lan başımıza bela gelmeden, hatta şimdi camdan atalım amına. Cam açılmıyor. Bütün kötülükler sona ersin amına. Evet. Ama masa bu olmasın. Vallahi bu da bu. Evet, koyacağımız masayı buldum. Masa buymuş. Duvarları boyama vakti, tavan arasında boya vardı. Tavan arasına çıkıyoruz şimdi boya almak için arkadaşlar. Hop. Lan ne güzel açtım lan şeyi. Bakalım başımıza iş gelmezse hemen iyi olacak. Bir anahtar lazım. Tavan arasının anahtarı nerede olabilir? Aa, karısı da hamile. Ben bu anahtarı nerede bulabilirim aşkım? Yemek odasına bak diyor, yemek odası. Yemek odası dediği de mutfak galiba, şurası. Zenginler mutfağı yemek odası mı diyor la? Yoksa gerçekten yemek odaları mı var ayol? As if there was one drawer. Nerede? Anahtar nerede abi? Çekmecelerden birinde. Burada bir şey yok. Nope, nothing in here. Çekmecelerde olmalı bir anahtar. Hayır, göremiyorum. I can't find it in the dining room. Oh. Aa, kusura bakma, sanırım arabada unutmuşum. I guess I didn't get it from the trunk. Aşkım, sen de hamileliğine veriyorum ama sende biraz gerizekalılık mı başlamış? Bir diyor yemek masasına, bir diyor arabada unutmuşum. Arabada bir anahtar. Tavan arasını açan bir anahtar. Lan var ya, bu bozuk arabayı yine bizi yolladılar. Şu değil mi? Bak bu açıyormuş bagajı. En başından bağışmaya çalıştım, olmamıştı. Burada ne var? Aynı da anahtar, ver bakayım. Tavan arası anahtarı. Şimdi hemen gidelim tavan arasını açalım. Oyuna bak, tavan arasını açmak için 2 saattir oyunu oynuyoruz. Demek ki olaylar hepsi bunu açınca başlayacak. Katil neredesin? Gel kafamızı kes amına. Şu ne lan? Oğlum bu lanetli oyuncakları kim buraya koymuş? Tüy amına sikerim sanat gibi. Boyalar nerede? Ben boyacılık yapacağım lo. Şurada kolimoli var boya. Ha, boyayı buldum. Al bakalım, sinema moduna geçtik. Yarra yiyeceğiz. Boyayı alırken her şey başlıyor. Şurada plank. Someone's hidden something under the floor. Döşeme var. Pry it up. Maybe I can find a crowbar somewhere. Ha, ayağı takıldı galiba. Şurada bir döşeme çıkmış diye. Döşemeyi yerden kaldırmak için bir alet bul. Nasıl bir alet bulabilirim? Levye yok mu şurada? Şöyle bir de üst kata bakalım. Aha, aynen de levye buldum. Bakalım şu döşeme nedir sıkıntı yaratıyor. Altında bir şey mi var acaba? Kaldır kaldır kaldır. Hadi be, bir erkek gibi zulayı aç. Hadi lan oğlum. Bu kadar zorlanacağını bilmezdim lan. Çek. Bu işten para alıyormuş gibi çek. Şu tahtayı kaldıramadık, ne gıcıkmış. Bir de tahta sesi çıkarıyor. Sinir krizi geçireceğim yine. Lan bugün sinirliyim zaten, açıl amına kodumun tahtası. Bütün lanet seni açınca mı başlayacak acaba? Aha, kaldırdım, bismillahirrahmanirrahim. Burada ne var lan böyle? Dedenin porno dergilerini sikeyim. Bu da ne böyle? Harbiden ha. Çatıda adam bir hazine gibi bir şey buldu. Tavan arasını boyamaya gelmiştik. Keşke bunu bulmasaydık. Parşömendeki şifre. Jules Caesar'ın Galya Savaşı hakkında notlarından bir alıntı. Latince derslerimden hatırlıyorum bunu. Bazı harfler diğerlerinden farklı görünüyor. Gizli mesajı bulmak için döndür. Hemen bir döndürelim. Aha da gizli mesaj. Bunu anlayabilmek için kod çözücü olmam. Dur ya, bu benim işim zaten. Şu adam arkadaşlar kod çözücü bir ajan mı ne? O yüzden bu haritayı da çözmeye çalışıyordu. El çatıda buldu rastgele. Jules Caesar'ın ilk harfleri ama neden biri bunlara eşit olduğunu yazmış. Jules Caesar yazıyor burada. J eşittir Caesar. Bir daha döndürelim. Şimdi şurada bir tane mektup yazıyor. Mektupta arkadaşlar bazı karakterler öne çıkıyor. Mesela bakın, burada bazı harfler büyük harfle yazılmış. M, H, P, A, O. Arkayı da çevirince J eşittir C. Yani Jules eşittir Caesar. Yani anlayan anladı bak. J ile C'yi eşit yapınca arkadaşlar, bakın böyle çevirdik ya. J ile C'yi eşit yapınca M ile F eşit oluyor. Bir dakika, M ile F. Şifreyi ben çözüyorum şu an. İkinci harfimiz A, üçüncü harfimiz I. Fa I. Fa I A. Dur, daha bitmedi, şifreyi tam çözeceğim. Nota tekrardan bakmam lazım. Dördüncü harfimiz A, beşinci harfimiz O. Bunu unutmayın. Şimdi şifre çözümcümüzden bakalım. Dördüncü harfimiz A, yani T.
Beşinci harfimiz O yani H. T, H. T, H. Çözdük amını. Ulan ne kadar zeki bir insanım lan ben acaba niye böyleyim? Bir anahtar da buradan çıktı. Antika bir anahtar. Bununla ne açabilirim ki? Yarram antika anahtar antika şeyler açıyordur. Antika şeyler de birer hazinedir. Nikolas'ın anahtarı. Vay amına koyayım. Bu Nikolas hangi kral acaba? Arkadaşlar gözünüz aydın. Ben artık milyonerim. Şunu da bir açalım. Oğlum sürekli bu sinematik moda geçiyor da ben moralim bozuluyor böyle olunca. 1864 yılının Eylül ayının 27'si. Akşam neredeyse gece çökmek üzereyken bölüm 2'ye geçtik. Neler oldu? Gittik çatı katına bir şifre çözdük arkadaşlar. Hazine. Sonra bir anahtar bulduk. O anahtar ne yaramı açıyor henüz bilmiyoruz. Hayla bak çözmeye çalışıyor şifreyi. In the year of our Lord 1864. Ya tatilini yap siktir git sana ne hazine. Sen derdin nerede hazineye düştü ya. Bu arada ben sevgilim nerede ya? Bölüm 2 davetsiz misafir. Bu mum niye hiç aydınlatmıyor etrafı? Bu doğum günü pastası mumu mu lan? İki tane mum var. Başka var mı? Şurada da bir tane var ama yanıyor zaten. Ya benim karım nerede? En son bir duş alıyordu. En son bir 31 çekiyordu. Ne oldu ona? Evet. Burada gaz yağı da buldum. Lamba buldum gerçi. Alalım yanıma. Çakmak mı bu lan? Bir gaz lambası yakalım bir. Hayırlısıyla da. Oh biraz etraf aydınlandı arkadaşlar. Etrafta yanımıza bulduğumuz şeyleri alalım. Bunları kim sikti de bu dağa geldi ben aile onu bilmiyorum. Bütün gaz lambalarını ver. Öncelikle biz bulduğumuz bir günlüğü bir inceleyelim. Ne yazıyor günlükte? Tekrar eve döndüm. 10 yıllık bir aradan sonra. Evi sapasağlam bulmak içimi rahatlatıyor. Ki bu da harika zira başımı sokabileceğim tek yuva burası. Birkaç mum yakıp etrafı bir gezmeliyim. Benim günlüğüm bu. He, şu ev var ya arkadaşlar bunun babasının eviymiş. 10 yıllık bir aradan sonra gelmiş bu eve. Günlükte öyle yazıyor. Şu gaz lambasını tekrar bir yakalım da karımı ne yaptılar benim ya? Babamın evine niye geldim ya ben? Tatil yapmaya mı? Hazine bulmaya mı? Tam hala bile çözemedim ha. Galiba kafa dinlemeye gelmiştik ama. Geldiğimiz gibi de hazine bulduk aman akıyım tavan arasında. Ve karım nerede hala belli değil. Şu neymiş? Babam ve arkadaşı. Pirit madenini açtıktan birkaç gün sonra. Tost makinesiyle çekilmiş bir fotoğraf. İmparator. Öyle bir fotoğraf ki hangisi babam çıkaramıyorum. Çekin lan şu sandalyeyi önümden. Bir daha bunu buradan görmeyeyim ha. Bir not da burada. Toprak ön alım hakkı. Ön alım? Babam burayı nedensizce aldı. Arkadaşı Yargıç Norton sözleşmeyi imzaladı ve anlaşma sağlandı. İşi bu şekilde halletmişlerdi. Okuyalım bakalım. Sertifika. Amına koyma adam galiba dönüm başına 1 dolar ödemiş. 320 dönümü 400 dolar almış. Vay be. Ne kadar ucuzmuş o zaman arsalar amına koyayım ya. Benim dedelerim de arsa alacaklarına ekmek almışlar. Ekmeğimi ver. Ekmeğimi ver. Bu ses nereden geliyor ya? Hayalet sürüsü mü bu tarafa doğru geliyor? Şöyle bir camı açayım. Açılmıyor. Her neyse. Korkmaya başlayayım ha. Neyse ki sinirliyim de amına koyayım. Siktir. Karıcığım. Deniz Hanım. Karım nerede benim? Hala ben en iyisi bir karımı araştırmaya gideyim. Ne oluyor lan? Ceryan mı yapıyor? Kapa sikerim bunu ha. Seni de amına koyayım dedik şeyi açalım bizi pişman etme yarram. Camları mamcuları açmıyorsunuz lan bu saatten sonra anladınız mı? Ruhani varlıklar. Bak siz beni korkutursanız ben de sizi korkuturum amına koyayım. Siz madem pencereyle oynuyorsunuz ben de kanepeyle oynuyorum. Acaba bu kanepeyi kim oynatıyor hadi. Götüyen gelsin. Tencereyi fırlatırım lan. Heh. Beni korkutanı ben de korkuturum. Karım nerede benim? Hala duş mu alıyor 2 saattir ya? Bu kadının titizlik merakı beni öldürecek. Şunu al oğlum görünmez cam. Bunu da bir atalım hele. Tövbe estağfurullah ben. Babamın evinde de ne değişik değişik şeyler varmış. Şu ne sonra? Pano. Boş beleş ne kadar ıvır zıvır varsa doldurmuş. Aha. Bir kirbit daha buldum çok güzel. Karıcığım banyo ettiysen aşağı in ben niye yukarı geleyim? Neyse hamileliğine veriyorum ha. Ula valla yukarı gidiyoruz ha. Oğlum ne oluyor bana ben ne kadar cesurum lan. Lan gitmeyeyim mi ne? Karıcığım bak hele. Şunu bir inceleyelim. Babamın neden bunları topladığını hala bilmiyorum. Baban köyde define avcılığı yapıyormuş hala neyi bilmiyorsun amına koyayım. Bak hele babasının bulduğu eşyalara bak. Peri el arabasıyla odun taşıyor. Sıkıntı yok. Ben birazdan karıma bakacağım. Şurası açılmıyor. Çok güzel. Karıcığım hala duş mu alıyorsun? Evet banyo sesi geliyor. Bir not var burada. Otel fotoğrafı. Babam ve ben otelin önündeyken o zamanlar 7 yaşındaydım. Bakalım bir hele.
Nasıl fotoğraf bu amına koyayım ya? Makine fotoğrafı çekmemiş, fotoğraf makineyi çekmiş sanki. Siyah beyaz, bir de çizgili mizgili. Fotoğrafa bak sanki biri üstüne akıtmış gibi renk, beyaz da olmuş zaten. Hiçbir şey gözükmüyor. Babamla ben anılar işte, anılar. Bir türlü rahat durmadım ve dik durmadığım için babamdan azar işitmiştim. Ama görüldüğü üzere dik duramayan kendisiydi. Hak etmediğim bir dayak yemiştim. Yanına al bakalım fotoğrafları. Şunu da bir yak evladım. Karım yok. Karım gitmiş. Karım, senin için dünyayı yakarım. Ulan sen ibadet bir şeyler deniyor ama. Üst katta da bir şey yok. Tekrar bir alt kata bakacağım. Lanet olsun böyle içimdeki hayvan sevgisine. Mumları da yakmışız. Daha ne istiyorlar bilmiyorum. Bu nedir? Ayakkabı. 48 numara. Abi, ne oluyor lan? Upstairs. Ananı sikeyim. Orospunun çocuğu. Böyle cin mi olur? Cinin de terbiyesizliğine denk geldik. Üst kattan mıydı? Ses neydi öyle? Deniz Hanım. Lan, lan dışarı gideyim. Aa. Sikerim böyle oyunu lan. Niye üst kata bakayım ki? Arabam da gitmiş. Vay amına koyayım. Ne oluyor lan orada? Sikerim ha. Yanımda taramalı tüfek var. Bak. Ananı sikeyim, o ne lan? Lan ne oluyor, ben gölge görmeye başladım. Dışarısı daha korkunçmuş. İçeriye gir. Arabamızı çalmışlar. Lan karım beni terk mi etti acaba? Üst kata gidip bakayım da o ses nereden geldi? Deniz Hanım. Siktir, az önce burası tahtayla kapanmıştı amına koyayım. Bunun kendi kendine açılmasına imkan yok. Bunu ruhani bir varlık açmış olmalı. Kapatıyoruz. Ne oluyor oğlum? Sinematik moda geçti. Ananı sikeyim seni. Ya bu kargaları kimse yok siksin. Hey, burada ne yapıyorsun? Burası özel bir mülk. Cadı geldi, yeminime cadı geldi, bakın. Cadı. Kaydedemiyor muyuz kamerayla? O fotoğraf makinesiyle, pis çeken fotoğraf makinesiyle birini de çekseydik. Merhaba hanımefendi. Biz cadılara karşı değiliz, onların da mesleği yanlış. Büyü yapmasalar nasıl şey yapacaklar, kazanç sağlayacaklar, çocuklarını geçirecekler? Efin etrafındaki alanı kontrol edelim hemen. Dur hele, dur bu kadını bir yakalayayım. Sen neden özel mülke girip beni korkutuyorsun? Sen kargaları bizim başımıza bela etmişsin. Nereye gittin lan? Adil. Bak şurada ha. Şurada bir ışık yanıyor. Seni bir daha buralarda görmeyeyim. Kulübeyi gösterdi. Shift'le koşuyoruz. Günlüğe yeni bir şeyler yazdı. Tanrı'ya şükür yalnızca pencerenin açılmasına neden olan rüzgarmış. Fakat evin önündeki kuyunun yanında rahatsız edici bir adam var. Adammış lan. Ben kadın zannettim, cadı zannettim. Adamsa daha kötü, katil olabilir. Görünüşe göre benden bir şey istiyor. Parmağıyla bir şey işaret ediyor. Kim gecenin bu saatinde ormanın kuytu köşelerinde dolaşır ki? Kim dolaşır? Ya avcı dolaşır, ya bekçi dolaşır, ya da katil dolaşır amına. Umarım tehlikeli değildir. Umarım değildir he. Evin önünde kimse yok. Adam bir anda sırra kadem bastı. Sana da basabilir. Evin etrafına baksam iyi olacak. Bir yerlerde saklanıyor olabilir. Sanırım kulübe işaret ediyordu. Kulübeye gitmemi istiyor oyun. Hemen canım. Hemen canım, bir kulübeye bir bakalım o zaman. Kulübe. Kulübe şurası bence. Evet. Ama kulübe önce bir arkaya da bakalım, bize pusu kurmasın. Tezgah lan bu. Demeyelim sonra. Ulan benim balkon daha güzelmiş ha. Ben anlamadım, benim karım nerede acaba? Karımı göremiyorum hiçbir yerde. İçeriye bir girelim. Açıl bakalım. Açıl bakayım. Merhaba. Dışarıda kaldıysanız içeride birlikte uyuyabiliriz. Yani ayrı ayrı yataklarda ama gerçek bir adam gibi, erkek gibi uyuyabiliriz. Kulübeye bakalım. Amına koyayım, bence bu kulübeye önce bir sis bombası atıp öyle mi girsem? O beni öldürmeden ben onu öldürürüm, ya da bir el bombası. Lan çekil yanımdan ulan. Ya bakayım buraya. Garip ışık içeriden geliyor. Zinciri kırıp bakacağız. Burayı ancak bir baltayla kırabiliriz. Baka gana. Onlar nedir bize şekil yapsın? Karım nerede amına koyayım? Benim karım lan o. Dayı baltayı vermeli, bakamıyoruz bize kim şekil yapıyor? Bizim evden ne istiyorsunuz oğlum? Nereden bulayım ben bunu kesecek aleti? Aç kapıyı, gir içeri, gönlüm bekliyor seni. Civata kesici bulduk. Tam ihtiyacım olan alet. Her türden zinciri kolaylıkla kesebilir. Hemen 0535 numarayı arayın, siz de sahip olun. Civata kesiciyle keselim bakalım. Ne istiyormuş bu moruk bizden? Evet, girdik içeriye. Öyle birden mi gireyim, yavaş yavaş mı gireyim? Hızlı gireceğim. Amına kodum, ne istiyorsun lan?
Kimse yokmuş. Bakalım burada ne var? Babamın şapkası. Babamın şapkası odunluktan arıyor lan. Bodrum mu? Bana ipucu olsun diye buraya mı bırakmış? Asiktir. Burada arkadaşlar kanlı yazılarla Bodrum yazılmış. Babamın şapkasını buldum. Bir gazete küpürü. Gizli mesaj yazıyor olabilir. Korkunç bir suç bölge halkının huzurunu kaçırdı. Otele çağrılan şerif yardımcısı adamın ölümünü doğruladı. John Norton son birkaç haftadır kayıp olarak biliniyordu. Saldırganın son derece acımasız olduğu biliniyor. Şimdi bu az önce benim kapımın önüne gelen John Norton denen bir saldırgan mı? Kurbanın boğazının kesilmiş olması ve vücudunun tamamında görülen kesik ve yanıklar kurbanın uzun süre işkenceye maruz kaldığını gösteriyor. John Norton denilen bu seri katil az önce bizim kapımızın önündeydi. Biz de misafirperver gibi siz de kimsiniz komşu diye onu karşılamıştık. Hemen şu alet edevatları da bir alalım yanımıza. Şu kibriti ver. Şurada bu merdaneyi ver. Bak merdaneyi ben çok iyi kullanırım bilen bilir. Neyse arkadaşlar bahsettiği gibi Bodrum'a o zaman gidelim de bir bakak. Gecenin köründe o serserinin peşinden gidesim yok. Eve girsem iyi olur. İyi sen bilirsin. Benim de yani götüm kaşınmıyor ya, belamızı aramaya gerek yok, haklısın bu konuda. Hemen evimize gidelim. Ama o seri katil ya bizim evimize girmişse. Bence şu an yapabilecek en doğru hareket şu tarafa doğru hızlıca kaçmak olur. Şey ışığımızı da boş harcamayalım. Kapattım ışığı. Bodrum'a girerken lazım olacak bize. Merhaba. Ananın amma seri katil John Norton. Lan bana bak yarram. Sen bizi öldürdün, garibanlara benzettin herhalde. Dur hele be. Ananı sikim. Kapı kendi kendine mi kapandı? Hey, are you deaf? I'm hey. Talking to you. Hey orospu çocuğu. Ananı sikerim sen. Ananın amını böyle öldürürüm. Günlük güncellendi. Nereye gitti o ya? Lan bu John Norton hem katil hem hayalet amına koyayım. Katil hayalet John Norton. Yuh. Lamba bile korktu amına koyayım. John seni bir daha buralarda görmeyeyim oğlum. Mumumuz da sınmış. Mumları yakalım. John kardeşimiz mumu sevmez. Sikecem yapacağınız işi amına koyarım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. John. Neredesin? Kuzik yeri. Hey George, versene bu. John kapılarla oynamayı çok seven bir hayalet galiba. Siktiğimin oğlu. Burayı açtı. Demek ki buraya gitmem istiyor kendisi. Biz de onun peşinden gideceğiz. Şu lambamızı yakmanın da vakti geldi. Merhaba. Kimse var mı? Karım nerede lan benim? Oyunun başındaki. Ananı sikim yapmayın, öldürmeyin beni. Öldürmeyin beni amına koyayım. Bana erkek olacak. Ver lan şu gaz yağını. Öldürmeyin beni. Tamam katil de diyecek. Ha öyle dediysen diyecek, seni öldürmeyeceğim. Şurada bir şey daha var. Yine bir heykel. İnceleyelim. Babam duygularını ifade edemezdi ancak mutsuz olduğunda bu küçük meleği tutardı. Senin baban amına koyayım o zaman kardeş. Bunun babası da bu heykellerden ne istiyormuş ya? Heykele bak, tam göte sokmalı. Açalım bakalım. Bizden ne istiyor John Norton efendi? Evet. Kan lekesi görüyorum. John Norton, senin götünden kan almışlar adamım. Evet. Sağa mı bakayım ilk, sola mı? FBI ajanları gibi bir buraya bakayım, bir buraya bakayım. Giriş yaptık. Yine kapı arkamızdan hızlıca kapanmasa bari. Ya hızlı hızlı incelemem lazım da korkuyorum hızlı gideyim ya. Günahtır bana amına koyayım. Ben vücuduma eziyet ediyorum. Zaten bu oyun için dünyanın korkunç oyunu diyorlar. Tüm bu kanlar nereden geldi? Ananın kanlı amından gelmiş olabilir. Birileri kiler kapısına vurup duruyor. Bu kiler kapısı bura mı amına koyayım? Üff. Girmeyeceğim oraya ya. Girmeyeceğim, hayır. Hayır. Git. Git lan. Ananı sikerim ama. Ay! Kapıyı kapat da kendimi birazcık da olsa güvende hissedeyim. Nereden yapıyor öyle hareketler ya? Cesaretimi topladım biraz arkadaşlar, gireceğim. Ciddi anlamda gireceğim. Sikerim John Norton'u da, hayaletini de. Ne olacak? Kapıyı mı zorluyorum? Ben de ananı zorlarım o zaman. Hadi oradan be. Bak kır orayı, kır ananı sikmeyeyim senin, kır. El mi yaman, bey mi yaman, hele çekin şunu önümden de sikeyim onu, hele bir çekin şu tahtı çekelim. Ne istiyorsun dayı? İstediğini vereceğim sana. Aç burayı aç, sikerim bunu kerpetenle kıram da ananı sikeyim, beni öldürdü. Yarra yedim on bu andır. Nedir yarram, huzursuzsan gel bu... Çözelim mevzuyu.
Ananı amma ölüyorum. Galiba geberiyorum. Ölüyorum. Benim bittim andır. Kapıyı da açtık. Ananın amma. Lan çatı katını anlarım. Bodrum ne orası bu çocuğu seni. Beni tuzağa çekiyor. Tezgah lan bu. Nereye gidiyorsun sen de amına. John Norton. Ananı siktimin çocuğu. Gel buraya. Nereye gittin? Orospu'nun oğlu seni. Orospu çocuğu. Ulan burası bana bir yerden tanıdık geldi. Allah Allah. John Norton yarrağım gibi etrafta dolaşıyor. Yarrağım gibi. Otel reklamı. Babamın otelinin ilk reklamı. Başardık evlat demişti bana. Başlarım babamın otelini. John buraya doğru gitmişti. Gidelim biz de arkasından. Hey John. Adamım. Bu işi konuşarak çözebiliriz. Ya bu niye katili böyle rahatça kovalıyor? Eline bir eşya alıp vurmuyor ya. Benim hemen acilen gaz yağı kullanmam lazım. Tamam, gaz yağımızı biraz doldurduk. Devam ediyoruz. Şöyle bakalım hele. Şöyle bakalım kimin de aşağıda abi. Yo ben tezgah lan bu. Tamam öldük işte amına koyayım. Şimdi buradan mutlaka amına koyayım yukarıdan bir yerden atlayacak. Böyle bir dar alandan gidiyorsam yara yemişim demektir. Arkadaşlar bir şey olacak ben biliyorum amına koyayım. Böyle bir alanda mutlaka bir şey olur. Ben tecrübeliyim amına koyayım. Bir şey atlayacak sanki ya. Yapma ya. Aa. Bir şey olmadı. Lan gideyim mi acaba ya? Kana bak 5 litre kan boşaltmış kısacık yolda. Aha ayak seslerine bak. Benim için geliyor. Abi giden mi ne? Geri mi gidem amına koyayım? Hızlıca mı gireyim size yavaş yavaş mı gireyim? Hızlı gir amına koyayım ne olacaksa olsun. Evet bir şey olmadı. Çok güzel. Bu ne lan böyle? Her yerde kirbit buluyoruz. Bu kadar kirbitle evi yakıp kaçacağız gibi sanki en sonunda. Ne istiyorsun oğlum beni buraya kaç çektin de öldür. Burada kimse görmez polis de görmez. Hadi bari beni korkutmadan öldür amına koyayım. Eğildim bekliyorum. Eğildim bekliyorum derken götümüzü de sikme. Kafamıza vur bayılt öldür bizi amına. Belki başka bir giriş vardır. Katilin sana girişleri kadar yoktur. Bana nasıl bağırıyor bak hala bak. Katili kene doğru çekiyor. Lan it bu ne oğlum? Çek. Eşek adamdır bir tane tahta şeyini yapamıyor amına. Bir şey döküldü. Bahçe makası mı bu da? Çalı makası, paslı bıçaklı bir çalı makası zamanın etkisine rağmen işe yarayabilir. Bir tane daha makas aldık yanımıza. Lanet olsun açamıyorum. Belki çantamda açmama yarayacak bir şey bulurum. Ha bir de burayı açmak için bir daha yukarı çıkıp bir daha geri geleceğim. Siktir git lan. Deli misin sen amına koyayım sen de bokunu çıkarma. Bu kim amına koyayım sonra? Hadi lan oradan. Bize rajon kesecek adam. Daha anasının karnından doğmadı. Geri gider. Umarım babamın kanı değildir diyor. Babanın kanı mı kalmış sence şu an? Babanın kemikleri bile kalmamıştır şu an. Geri dönüyoruz arkadaşlar. Lan bir şey olmasın burada. Bilmiyorum ki amına koyayım. Ben bu eğilmeli, böyle eğilmeli yerlerde korku oyunlarında hep bir şeyler çıkıyor ama. Hala çözemedim onu. Orospu'nun çocuğu senin o ananı böyle sürünerek yiyeyim sürünerek. Ananın hayalini görüyorsun yarrağım ne hayali. Adam içine girdi hayal ediyor hayal mi giriyorum. La söndür şu gaz lambasını getir. Ya çık buradan sikerim yukarıya git. Arkadaşım eşek mi lan bu bakayım. Lan sen de çekil önümden sikmem seni ya. Kapı. Lambaya bak lambaya orgazm olan lamba ananın amma ama ya. Böyle bir şey de olmaz. Bokunu çıkartmayın. Köke benziyor. O zaman kesek dayı. Demek ki makası arkadaşlar bu kökü kesmemiz için vermişler. Çok güzel. Kurtuluş az kaldı. Şurayı da kes, şurayı da keselim. Açın yolu yani onun derdi nedir? Gelsin erkek erkeğe yüzle şak. Benim için geliyor. Ayak seslerine bak. Bilmiyorum benim için geliyor ama. Ne oluyor bu orospunun oğlu nereye gidiyor hele? Oo. Abi taşçaklarını öyle bir yarım ki zevkten bayılırsın ha. Nereye gideyim ki ne yapayım bilmiyorum ki. Bence onunla yüzleşmek lazım. Hele şu mumu da bir yakayım. Sen derdi nedir Biko? Ha? Ulan biz Bodrum'dan gelmişiz lan. Alttan gelmişiz üste çıkmışız. Hele dur seninle yüzleşeceğiz en sonunda. Of. Saat tam 12 mi oldu bu nedir çalıyor? Abisi gel hele buraya. Terbiyesizlik yapıyorsun yani. Hepimiz aynı şehrin insanıyız. Sıkıntı çıkarırsanız yani biz de yalnız değiliz. Kendimizi zaten İbneli'ye vermek istemiyoruz. Çantamızı açmışlar. Katil çantamızı açmış. Anahtarı bulduk ama. Bak. Amını siktim kapısını. Neler oluyor. Şu an benim elimden bir şey gelmiyor arkadaşlar. Bak hele. Gitme oğlum oraya. Neler oluyor? Ne oluyor lan? Ananı siktimin çocuğu seni.
Sen de kimsin diyor. Yarram seri katil işte. Sen de kimsin nedir? Vursana bir tane kafasını amına koyayım. Kancaya bak. Amını siktim korkuda elleri kilitlendi elleri. Yavaş yavaş ben baygın aldım. Yukarıdan yavaş yavaş katil geliyor. Sen de öldüreceksin öldür. Orospu'nun çocuğu. İnsanı korkutarak öldürme. Katilin bile hayırlısı ya. Bölüm 3'e geçtik. Emma ile tanışmaya karar verdiğimiz aileme ait bir eski ev. Hayal edebildiğimden daha fazla sır saklıyor. Tavan arasındaki döşeme tahtalarından birinin altında Nicholas Heidi adında birinin gizli güncesini buldum. Günceyi okumak kesinlikle kanımı dondurdu. Bu tüyler ürpertici paragraflar gerçek hayattan olaylarımı anlatıyor. Yoksa bu Nicholas denen adam uydurduğu çılgın zırvalar mı bilmiyorum. Şimdi ben anlamadığım bir şey var. Ben bu eve karımla birlikte girdim. Karım birden ortadan yok oldu. Ben o günlüğü bulduktan sonra. Bir tek orayı anlamadım. Lan ne oluyor? Tekrardan sabah olmuş. Karesin birinin sayfalarının gerisini koparmış. Ulan bunlar hepsi bir hikaye miydi lan acaba? He? Garip taban arasındaydım ve günlüğü Emma'ya göstereceğim. Belki hoşuna gider. Lan bunlar hepsi bir rüya mıymış amına koyayım? Lan herhalde ki bu arkadaşlar korku hikayesi oynuyormuş ha. Ben bildim çünkü karım aniden ortadan yok oldu. Neyse arkadaşlar bölümü buradan noktalayalım. Bu serinin devamının gelmesini isterseniz like atıp abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.